Arkadaşlar geometri dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere çember ve daire konusunu üzerinden soru çözerek kısaca formüle değinmeye çalışacağım. Bununla ilgili senede yaklaşık 2 tane soru çıkmaktadır. O yüzden şimdi soru çözümüne başlayabiliriz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda bir çember merkez O merkezi 70'e 100 derecelere verilmiş. Bizden ne istiyor? Yayların açı değerlerini toplamını istiyor. Çözüme geçebiliriz. Birinci soruda şu şekilde çizdiğimizde şu arkadaşlar 100 derece nedir? Merkez açı. Merkez açı gördüğü neye eşittir? Yaya eşittir. Bizden CD yayını istiyor aynı zamanda. X diyelim buraya. AB yayını istiyor. Buraya Y diyelim. Başka ne istiyor? DE yayın istiyor. Şurada da ne var? Çevre açı var. Çevre açı 70 derece ise gördüğü yay parçası 2 kattır arkadaşlar. 140'tır. Dolayısıyla dikkat ettiyseniz tamamı 360 derece. Şu çap 180-180 diye 2 tane büyük yaya ayırır. Madem şu tamamı 180, yarısı yani. 140 ise buraya ne kalacak arkadaşlar? 40 kalacak değil mi? Burası 40 olacak. Madem burası 100 ise şu tamam 180'di. X ve Y'nin toplamı ne kalacak arkadaşlar? 80 kalacak. O zaman X artı Y artı şuraya da Z diyelim. Z neydi arkadaşlar? Bunun toplamı 80'di. Şurası 80 artı bu Z dediğimizde 40'tı. Toplarsanız 120 derecelik bir yay toplamı olur. Cevaba bakalım. Cevabımız Adana. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soruda da aynı şekilde bir çember var. 50 derece, O merkezli. Alfa kaç derece? Buna bakalım şimdi çözüme geçelim arkadaşlar. İkinci soruda hemen şöyle tahminen çizdik. Şurada bizim çapımız, merkezimiz. Şuradan merkezden geçirelim. Şuradan da geçirelim böyle. Ve şuraya alfa diyelim. Alfa ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? Şurası 2 alfadır. Dolayısıyla 50 merkez açıysa şu da 50 derece. Dolayısıyla bu yarısı nedir? 180 derece. O zaman 2 alfa artı 50 eşittir 180 derece. 2 alfa 50 eksi diye giderse eşittir 130 derece. 2'ye bölerseniz alfa eşittir 65 derece çıkar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda da evet 12'ler verilmiş. Eşitlik verilmiş. Çemberin yarıçapı diyor. Çözümümüze geçebiliriz. Tahmini bir çember. Bir teğet çizdik. Şurada teğet olsun. Şurada bizim O merkezimiz. Şu mesafeler eşitmiş arkadaşlar. Şurası 12'ymiş. Ben buraya R, buraya da R dersem. Çünkü yarıçap R. Eşit olduğu için burası da R. O zaman ben şu teğetle birleştirirsem. Teğetle değil mi arkadaşlar? Merkezden geçen kiriş veya yarıçap diyelim. Kesiştiği nokta her zaman 90 derecedir. O zaman bu da R'dir. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada bir dik üçgen var. Pisagor'dan R'nin kaç olduğunu bulabilirsiniz. O zaman 2R'nin karesi eşittir R kare artı 12'nin karesi. Bu 4R kare eşittir. Bu da R kare eşittir artı 144. Şöyle düzgün yazalım. 144 çıkar. Bu buraya geçerse 3R kare eşittir 144. Her tarafı 3'e bölersiniz arkadaşlar. R kare eşittir 12, 12, 3, 48 mi çıkar arkadaşlar? 48. Her tarafın karekökünü alırsanız R eşittir kök 48. 48'i asal çarpanı ayırdığımızda kök düşene nasıl çıkarıyorduk? R 6 3 kere 16 4 kök 3 diye çıkması lazım. Bakalım cevabımız neymiş arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı. Evet, diğer sorumuza baktığımızda aynı şekilde 8 6x verilmiş. Bizden x artı y bölü x eksi y oranını istiyor. Çözümümüze geçebiliriz. Soru 4'te buna benzer. Arkadaşlar içteki
Yani iki kereşin kesiştiği noktaya göre biz bu çemberde kuvvet alacak olursak 8 ile y'nin çarpımı eşittir 6 ile x'in çarpımına. Kural bu. Yani 6x, 6 çarpı x, y çarpı 8. Budur. Hatta her tarafı 2'ye bölelim. 3, 2'ye bölelim. 4. Bu karşıya bölme diye giderse x bölü y eşittir 4 bölü 3. Demek x burada neymiş arkadaşlar? 4'ün katı. Y neymiş arkadaşlar? 3'ün katı. Soru neydi? X artı y nedir diyor. X artı y derken o zaman bunları yazalım. Bir de ne demiş? X eksi y demiş. X artı y toplarsanız 7 kat. X'ten y çıkarsa yani 4'ten 3 çıkarsa 1 kat. Katlar giderse 7 bölü 1'den 1. Değil 7 çıkar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı. Evet. Diğer sorumuzda da yeşil bölge var. Onun alanı isteniyor. 8'e 4'lük bir kısım verilmiş. Evet. Çözümümüze geçebiliriz. Şimdi soru 5'te bir dikdörtgen çizelim tahmin olarak. Tabii kare de olabilir. Şimdi belli olacak ne oldu. 8'miş arkadaşlar. Zaten kareymiş. Soruda kare verilmiş. O zaman bu da nedir? 4'e 4'tür. Başka şuradan bir köşegen gibi bir şekil çizilmiş. Şuradan birleştirirsek bu da 4 olur zaten. O zaman 8 verilmiş. 8 ise bu da 8 olur. 4, 4, 8 ise bu da 8 olur. Burası da 8 ise burası da bakalım ne olacak arkadaşlar. Üçgen alan istiyor bizden. 8 şuraya x diyelim. Şuraya x diyelim. Şu parçaya da tamamı şurası x olduğu için burası da 8 eksi x olur. O zaman şu üçgene baktığımızda şöyle bir şey olacak. Şurası 8'miş. 8 artı x. Burası x, burası da x. Değil mi arkadaşlar? 8 ise 8. Çünkü teğetler birbirine eşittir. Burası da tamamı 8 olduğu için x'i çıkarırsak burası 8 eksi x. Pisagor yapmaya gerek var mı? Bakalım. X 2'ye benziyor değil mi arkadaşlar? 2 yazdığım zaman burası 10 olacak. Bu zaten 8'di. 2 çıkarsa 6 olacak. 6, 8, 10 üçgeni sağlıyor. Demek ki x burada neymiş? Arkadaşlar 2'ymiş. Burası da 2. Zaten 6, 8, 10 üçgen olduğunu bulduktan sonra